Bismillahirrahmanirrahim. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Yeniden birlikteyiz Kur'an günlüğünde. Ali Çetinkaya ve Seyfettin Bulut hocalarımızla birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Bugün az önce dinlediğimiz Enbiya suresinin 87. ayeti kerimesi ve orada geçen dua üzerine konuşacağız. Ben hemen mealini sizlerle paylaşayım. Şöyle buyruluyor. Zünnun, yani Yunus aleyhisselam, Zünnun balık sahibi demek, Hazreti Yunus kastediliyor. Yunus'a gelince o öfkeli bir şekilde geçip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Evet, bu duayı Hazreti Yunus niye yapıyor? Bu duadan sonra ne oluyor? Bu duanın ve bu hadisenin bize bakan yönü nedir? İnşallah bugün bu konuları konuşacağız. Ama hemen ayetin altında isterseniz özetle Hazreti Yunus'un işte hikayesi, kıssası anlatılıyor. Müsaade ederseniz onu okuyayım. Ondan sonra da Yunus Aleyhisselam'ın bu duası, o hali, o duası ve onun bize bakan yönleri üzerinde duralım. Açıklama şöyle, biraz uzunca gibi ama kıssayı özetliyor. Zünnun, Yunus peygamberin lakabıdır ve balık sahibi anlamına gelir. Ona bu lakap kendisini balık yuttuğu için verilmiştir. Yunus Aleyhisselam uzun bir süre kavmini dine davet etmiş fakat inandıramayacağına kanaat getirerek öfkeli bir halde onlara isabet edecek bir musibetten kendisini kurtarmak için onları terk edip gitmişti. Başka bir rivayete göre kavmine inanmadıkları takdirde bir azaba uğrayacaklarını bildirmiş ancak onlar tövbe edip imana geldikleri için bu azap tahakkuk etmemişti. Onların imana geldiklerinden habersiz olan Hazreti Yunus, belirttiği azabın vaktinde tahakkuk etmediğini görünce kendisinin alay mevzu olacağını düşünerek kızgın bir şekilde ayrılıp gitmişti. Bir gemi yolculuğunda fazla yükten gemi batmak üzereyken yükünü hafifletmek ve gemiyi kurtarmak için çekilen kura sonucu denize atlamak zorunda kaldı. Onu iri bir balık yuttu. İşte bu balığın karnında Allah'a ayette ifade buyrulan duayı yaptı. Yani senden başka hiçbir tanrı, hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etmişti. Tabi sonrasında hemen bir sonraki ayette okuyayım. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız buyruluyor. Bu açıklama kısmında bir problem geldi bana, yani geminin yükünü hafifletmek için. Bir kişiyle geminin yükü ne kadar hafifleyecek? Yani nihayetinde bu bir insan. Ama o zaman ki ben şöyle biliyorum onu, yani gemi tehlike atlatıyor. Yani tehlike atlatıyor, fırtınalar dinmiyor. Böyle bir durumda, yani o toplumun geleneğinde bir uğursuzluk var içimizde. Uğursuzluğun sebebi de, yani efendisinden kaçan birisi var, yani bir kim bu diye şey yapıyorlar, yani o uğursuzluğu gidermek için şey yapıyor, onu bulmak için yani kura çekip herhalde şey yapıyor. Bu konuda birkaç rivayet var. Yoksa sadece burada, yani bir kişinin yüküyle geminin hafiflemesi. Gemi hafiflemez yani. Ama ben şöyle düşünüyorum, mesela asansörde bazen bir kişi insin diyorlar. Yani
Bazen o zamanki gemiler de bugünküler gibi olmadığından bir kişi insin, düdük çalıyor. Bir kişi ince rahatlıyor mesela. Yani evet. O da olabilir ama o zahiri sebep, o daha değişik bir sebep olabilir. Birçok. Peki abi. Bir şey örnek oldu. Gerçi zaten kıssada o konu çok önemli olsaydı Kur'an'da yer alırdı. Kur'an'da tabii kıssaların yer alma biçimi, verilen ayrıntılar veya her soruya cevap bulamayışımız tamamen Cenab-ı Allah'ın kıssaları anlatış hikmetlerine muvafık bir şey. İşte açıklamanın da ya makul olması lazım ya da birkaç yönünün olduğunun belirtilmesi öyle lazım ki zihni tırmalamasın. Öyle açıkçası. Evet. Burada şu kısmını hatırlarsak olay daha belki iyi anlaşılır. Yunus suresinin 96, 97 ve 98. ayet-i kerimelerin kısaca meallerini arz etmek istiyorum. Gerçekten haklarında Rabbinin sözü, hükmü sabit olanlar kendilerine istedikleri bütün mucizeler gelmiş olsa bile elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. Yunus'un kavmi müstesna. Halkını helak ettiğimiz ülkelerden herhangi bir ülke halkı keşke kendilerine azap gelmeden iman etse de bu imanları kendilerine fayda verseydi. Yunus'un kavmi iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık. Ve onları bir süre dünya nimetlerinden faydalandırdık. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi iman etmiş. Evet, böyle bir istisna Kur'an-ı Kerim'de yani takdir edilen veya geleceği bildirilen azabı onlar Allah'ın emirlerine riayeti tercih ederek Cenab-ı Hakk'ın o azabı kaldırdığına dair bir örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'ın kavmi zikrediliyor. Yunus peygamberin kavmi onu inkar edince kızarak aralarından ayrıldı Yunus Aleyhisselam. İşte o denize atılma ve balık tarafına yutulma hadisesi oluyor. Kavmi onun haber verdiği azabın geleceğini hissetti. Yani işin ciddiyetini anladı. Ayette mi geçiyor açıklama mı? Açıklama. 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 Gerçi ayette de malum şu geçiyor. Yani Yunus'un kavmi iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık, rezillik azabını kaldırdık. Bu ayette geçiyor. Evet. 98. ayet Yunus suresinde. Hı hı. Evet. Kavmi onun haber verdiği azabın geleceğini hissetti. Hemen yaptıklarına pişman oldu ve azabın gelmemesi için Allah'a yalvardı. Cenab-ı Hak da onlardan azabı kaldırdı. Hani sadaka belayı def eder mealindeki hadis-i şerifte hatırlarsak, esas en önemli sadaka da, hani külli sadaka da iman etmek ve imanı anlatmak. O manada da bir musibetin onlara dokunmaması bu şekilde Allah'ın ihsanıyla sağlanmış. Musibet onlara dokundurulmamış. Yani kullar durumlarını düzeltirse evet, başlarına gelebilecek musibetleri Cenab-ı Hak kaldırabiliyor. Evet, buna bir örnekmiş. Onun bir Yunus örneği olarak. Kavmi. Evet, bu da bir taraftan da ferahlatıcı bir örnek. Öyle, ümitlendirici. Evet, Yunus Aleyhisselam'ın o vaziyetini dikkate aldığımızda işte gece karanlık, deniz ve denizin içerisinde balık onu yutmuş bir vaziyetteyken böyle bir duada bulunuyor. Dolayısıyla bu ayetin, Hazreti Yunus'un bu halinin ve duasının bize hatırlatılması anlamları olmalı. Yani kıssaların zaten genel olarak Kur'an'da yer alışının hikmetleri var. Öyleyse oradan başlayalım. Yani Yunus Aleyhisselam'ın bu kıssası bize ne söylüyor bugün? Öyle bir vaziyeti yaşamamızı beklemeden Hazreti Yunus'un öyle bir pozisyonda yaptığı o duanın bizim gündelik hayatımız başta olmak üzere olaylara, hadiselere, hayata bakışımızda nasıl bir pencere açıyor, nasıl bir yaklaşım tarzı sunması gerekiyor acaba? Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserde 20. sözde Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalarda külli kanun olduğunu ifade ediyor. Külli kanun malum herkesi her zaman alakalandıran kanun demek. Herkesi her zaman. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssaları, mesela Yunus Aleyhisselam'la alakalı kıssayı okuduğumuzda hemen şunu hatırlamaya çalışmalıyız. Yani burada bana da hitap ediliyor. Burada benim de tabi olduğum bir kanun bu kıssanın içine yerleştirilmiş. Nasıl ki yer çekimi kanunu diye isimlendirilen ilahi kanuna bütün insanlar, bütün zamanlarda yeryüzünde yaşayan insanlar tabi Allah'ın o kanuna. Manevi hayatımızla ilgili
ahiretle ilgili hazırlıklarımız konusunda Yunus Aleyhisselam kıssasında anlatılan hadise bize bizim de tabi olduğumuz kanunu ders veriyor. Yani kanun sürekli, devamlı, hadise geçmişte yaşanmış. Evet. Hadisenin aynısının yaşanması beklenmemeli. Gerekmiyor da. Gerekmiyor da. Evet. Hadisenin benzerini herkes kendi durumuna uygun devamlı yaşıyor. Yani ilk herhalde tavrımız bu olmalı. Hı hı. Yani bu hadise içerisinde benim de tabi olduğum, benim nefsime, ruhuma, kalbime, dünya ve ahiret saadetime bakan kanun var. Acaba o kanun nedir? Yani bunu öncelikle merak etmeliyiz. Çünkü yine Risale-i Nur'da sözlerde 20. sözdeki ifadeyle yani bir tarihi bilgi olsun diye anlatılmıyor. Evet. Tarihi bir hadise içerisinde sürekli, taze ve canlı bir kanun konarak anlatılıyor. Bu aynı zamanda Allah'ın bir rahmettir. Çünkü o kıssanın içinden o kanuna ulaşmak daha kolay, daha sıcak. Bir kıssa dinliyoruz ve o kıssanın içinde kanunla tanıştırılıyoruz. Ve o kanunla tanıştırıldığımızda, o kanunu fark ettiğimizde inşallah onu konuşuruz bugün. Bu duaya biz de muhtacız dememiz gerekiyor. O duayı biz de yapmalıyız. Eğer böyle bakılmazsa en güzel ihtimalle mümin şunu söyler. Yunus Aleyhisselam çok güzel dua etmiş. Yani gerçekten Allah'a çok güzel sığınmış. Ne güzel bir hal ortaya koymuş diyerek kendini kenarda tutar. Yani kendisiyle alakalı bir ciheti olmaksızın Yunus Aleyhisselam'a olan hayranlığını, takdirini ifade edebilir. Bu güzel ihtimal. Bir tehlikeli ihtimal de var. Allah korusun. O da yani böyle imanını koruma ve kuvvetlendirme çabasında olmazsa mümin bu hadisenin benimle ne alakası var deme tehlikesine düşebilir. Yıllar geçmiş. Önce, asırlar önce gerçekleşmiş. Bir hadise. Allah korusun Kur'an-ı Kerim'de çünkü kafirlerin böyle söylediği geçer. Esatirul evvelin. Evet. Evvelden yaşamış insanların başından geçen olaylar. Bana ne diyor bunlar? Dediği an kendisinin tabi olduğu kanunun farkına varmamış. Yer çekimi kanunu beni nasıl ilgilendiriyor der gibi konuşmuş olur. O da manevi hayatı için tehlike. Ama bana da hitap ediyor dediği andan itibaren oradan hissesi artar. Oradan aldığı manevi gıda artar. Oradan önünün ışıklanması durumu ortaya çıkar. Peki o zaman bu külli kanun nedir diye devam edelim. Yani nedir Hazreti Yunus örneğinde ki buna hani eğitimde örnek olay deniyor. Yani bir metod olarak örnek olay incelemesi bir olay üzerinden dersler çıkarmak ve anlatılmak istenen konunun bir olay üzerinden örnek bir olay. Kıssaların her birisi çok güzel örnek olaydır hakikaten. Nedir bu külli kanun? Yani bugün bana da hitap eden, 100 yıl sonra okuyacak insana da hitap edecek olan, bundan asırlar önce okuyan müminlerin de kendi hayatlarında, kendi dönemlerinde, kendi şartlarında onlara da tek tek hitap eden, edebilecek olan külli kanun nedir? Ve bundan biz Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından, örneğinden hangi mesajı, dersi, ibreti alarak inancımızı, kulluğumuzu, halimizi artırıp güzelleştirebiliriz. Evet. Diye soralım. Evet ya burada benzerlik yani Yunus Aleyhisselam balık yutmuş, denize atılmış, balık yutmuş. Üç şey var değil mi orada herhalde? Denizin, üç şey. Gece. Gecenin karanlığı, denizin var. İçi ayrıca karanlık, bir de balığın içindeki karanlık. Karanlık içinde karanlık. Üç karanlık. Karanlıklar içinden. Bu üç karanlık herhalde insanın ayette geçiyor değil mi? Ayette anne karnında. Zulümat-ı selas. Zulümat-ı selas. Ana karnında üç karanlığın içinde halden hale geçirerek sizi yarattı. Şimdi mesela şimdi orada o üç karanlık değil aynen öyle yani Hazreti Yunus'un peygamber Yunus peygamberin balığın karnından kurtulması aslında hepimizin yaşadığı bir şey bir defa. Yani biz de üç karanlıktan evet kurtularak, kurtarılarak daha doğrusu çaresizlik içinde
Yani hiç kimse bir insanı şey yapamaz yani, Allah değil mi, o süreci işletmese. Evet. Milyonda bir böyle tesadüfe yer bırakmayacak şekilde. İnsanın yaratılışı çok harika yani, bir nutfeden alakaya, alakadan mutkaya, mutkadan ta hilkat-i insaniye kadar olan o gelişim, o süreç. Dolayısıyla bu üç kanalın geçtiği ayeti belki merak ederler izleyicilerimiz. Zümer suresinin 6. ayeti. Zümer suresinin 6. ayeti. Estağfirullah. Yahlugukum fi butuni ummahatikum halqan min ba'di halqin fi zulumatin selas. Sizi annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. Evet. Zümer suresi 6. ayet. Evet. Yani dolayısıyla Yunus peygamber bir defa burada insanın yaratılışında da aynı şeyi görebiliriz. Yunus peygamberin kurtuluşunda da, Hazreti Yunus aleyhisselamın orada anladığı bir şey var. Yani sebeplerin tesiri yok. Sebeplerin, ya daha önceki durumlara göre daha parlak fark ettiği belki. Fark ettiği orada sebeplerin tesiri yok. Yani doğrudan doğruya müsebbibül esbaba müteveccih olup ona duasını arz ediyor. Yani bir de burada bir çaresizlik durumu var. Yani ıstırar hali var. Sebeplerin tesiri yok ifadesinden neyi kastediyorsun? Sebeplerin tesiri yok. Yani bütün sebepler birleşse, hatta bütün insanlar, halk onun hizmetkarı olsa bile onu oradan kurtaramaz yani. O gün, o günkü şartlarda. Yani çareler tükenmiş deriz ya. Hı hı. Çareler tükenmiş yani. Yapacak bir şey kalmamış. İşte yapacak bir şey kalmayınca bile mümin ümitsiz olmayacak. Yunus vari bir çare daha var yani. Çaresizlerin çaresi efendim Allah'tır ki aslında çarelilerin çaresi de olur ama orada o tam hissedilmiş. Yani evet. Orada onu kurtaracak öyle birisi ki, birisi olmalı ki sözü, hükmü hem denize geçsin, hem geceye hükmetsin, hem balığa hükmetsin, sözünü dinletsin. Şimdi insanların sözü balığa geçmez, geceye geçmez, denize geçmez. Nasıl kurtaracaklar yani? Yani dolayısıyla ıstırar halindeki dua da yani kabul olan çok mutlaka, kıymetli dua. Kıymetli bir duadır. Yani orada böyle aslında çarelerin tükendiği nokta yeni bir çare, yeni bir fırsat ortaya çıkarıyor. En kıymetli duaya en yakın nokta. En yakın nokta oluyor. Evet. Yani Allah'ın geri çevirmeyeceği, mutlaka yani kabul ettiği hikmeti gereği bir duanın fırsatı doğuyor orada. Yani karanlığın en yoğun olduğu yerde bir şafak, bir fecir hali adeta sükun ediyor. Sükun ediyor. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam bunu orada tam idrak etmiş ve Cenab-ı Hakk'a müteveccih olmuş. Şimdi biz de karanlıklar içindeyiz. Zaten karanlıklar içinden geldik demin. İlk aşaması bunun doğma sürecimiz. Ondan sonra yine karanlıklar içindeyiz. Mesela ne yutulmuşuz yani. Ne dünya bizi yutmuş mesela. Dünyayı kocaman bir balık düşünün. Uzayı bir deniz düşünün. Hadiste de öyle geçiyor. Es-sema'u mevcun mekfuf. Değil mi? Sema, uzay, dalgaları durulmuş bir denizdir. Dalgaları karar. Dolayısıyla dünya bu dalgasız uzay denizinde bir balık. Zaten balığın üstünde denmesi de belki onunla da alakası var. Şimdi biz de dünya bizi yutmuş. Bu balığın karnından çıkabilir miyiz? Nasıl çıkacağız yani? Ondan sonra mesela gece bizi tekrar şey yapıyor, gece bizi kuşatıyor mesela. Biz de gecenin içine giriyoruz veya gelecek istikbal, karanlık ki Yunus peygamberin gecesinden bin kat daha zulümatlı bir gece. Dünya bir dalgalı deniz ki her dalgasında binlerce cenaze var. Efendim sonra bir başka yutulmuşluk, bu çağın yani nefislerin hükümran olduğu bir çağda nefisler tarafından yutulmuş insanlar. Kendi nefisleri tarafından yutulmuş. En büyük düşmanlarına mahkum olmuş. En büyük düşmanlarına esir hale gelmiş. Öyle yaşıyor yani. Nefsine mukavemet edemiyor. İşte nefsin arzu ettiği bir sanal dünya var. Sanal dünyanın mahkumu olarak yaşıyor. Yani bir yutulmuşluk hali bu.
yutulmuşluk hali Yunus peygambere mahsus bir olay değil. Değil. Tek tek bu çağın insanlarını hem de şu daha çok kendimizden bahsediyoruz, ilgilendiriyor aslında. Yani. Dolayısıyla yani bir şey dikkatimi çekti orada. Şimdi dikkatimi çekti. Yani Zünnun, balık sahibi deniyor Yunus peygambere. Ünvanı, lakabı. Ama şimdi balık sahibi niye deniyor? Çok ilginç bir şey çıktı. Yani halbuki balık ona sahip olmuş. Yani balığa sahiptir ki balığı yutmuş onu yani. Balık yani onu yutmuş. Kendisini yutan bir şeye nasıl sahip olacak insan yani? Yutulmuş bir defa. Ama şöyle bir şey doğdu. Yani mesela dünya bizi yutmuş. Tamam. Veya yutmak istiyor. Veya yutmak istiyor. Nefsimiz de öyle. Veya sanal dünya öyle filan. Hepimiz bu tehlikenin hedefindeyiz. Ama biz bütün varlığın sahibine yönelirsek, Yunus peygamber gibi bütün bu yutulmuşluklardan bizi o kurtarabilir. Yani la ilahe illa ente subhaneke. Evet dersek o zaman bizi yutan şeylere biz sahip olmuş oluyoruz. Yani onların efendisi durumuna. Onlar hizmetkar oluyor. Onlar bize hizmetkar durumuna düşüyor. Yani balık yutmuş ama yani canına kastetmek istiyor. Sonra duadan sonra ona hizmet ediyor. Yani o balık onun için bir denizaltı hükmüne geçiyor. Hükmüne geçiyor. Onu gezdiriyor yani. O zaman dünya da bizi uzayda gezdiriyor. Tamam. Bir beşik, mesken, gemi gibi. Evet, gemi gibi. Gelecek aydınlanıyor. Efendim nefsimiz bize hizmet ediyor. Mesela insan nefsi onu yutmak istiyor ama nefsini terbiye ettiği zaman insan nefsi hatta bütün latifelerin üzerinde bir hizmetkar oluyor. İnsanın terakkisi için, gelişmesi için, değil mi? Tabii. Allah'ın nimetlerini hissetmesi adına, onu sonsuzluğa hazırlama adına büyük bir şey yapıyor. Vasıtaya dönüşüyor. Vasıtaya dönüşüyor. Mesela azgın bir at var diyelim, böyle zapt edilmeyen bir at. Bir onu öldürürsünüz, bir de onu ıslah edersiniz, tımar edersiniz. Onu ayrılı işlerde kullanırsınız. Hmm. Onun için yani nefsi öldürmek değil, nefsi terbiye etmek esastır. O zaman yani nefsin sana sahip olmuyor, sen ona sahip oluyorsun. Dünya sana sahip olmuyor, sen dünyaya de sahip oluyorsun. Yani insanlar şimdi dünyanın efendisi de olabilirler, kölesi de olabilirler. Allah dünyayı içindeki her şeyle birlikte İnsan için yaratmış. Bunu çok söylersiniz. İnsana evet. Musakkar ve sakkar. Câsiye suresinin 13. ayetinde mesela. Yer ve göklerin tamamını Allah lütfuyla insana boyun eğdirdi. Ama insanı Allah kendi için yaratmış. Kendine kulluk için yaratmış. Evet. Dolayısıyla insan hakiki vazifesine yönelir de Allah'a kul olursa o zaman her şeyin üzerinde yani varlığın efendisi olur ve varlık, dünya, her şeyle ona hizmet etmekten şeref duyar. Yani balığın Yunus peygambere hizmet eden bir konuma dönüştüğü gibi. Yani balık sahibi oluyor. Evet. Ya biz de o zaman dünya bizi yutmuş ama dünya sahibi oluruz. Tek tek hepimiz yani. Yutma bir anda ihtimali var ama. Bir anda işin mahiyeti birden değişir. Birden değişir. Bizi yutmak isteyen Allah'a hizmetkar, olur. Hizmetkar olur. Bunu işte bu çok hoş bir şey yani. Birinci zamanda şöyle geçiyor ya, yani o terbiye-i Furkani ile o zaman diyor yani Kur'an'a göre yaşadığımızda nefsimiz bize binmeyecek. Bizim merkubumuz olup merkubumuz bizi olur. Ona bindirip ebedi saadeti kazanmamızda bir kuvvetli vasıtamız olsun diyor. Evet, vasıta olacak. Bir ara verelim. İnşallah yine Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından neler anlamamız gerekiyor ona devam edeceğiz.